Tekno Seyir'de Andrei Tözer bölümüne tekrar hoş geldiniz. Yine oyun. Yine oyun. Renaissance Blood diye bir oyun oynayacağız. Yine böyle Android'de şov yaptıran, güzel de gözüken bir oyun. Nvidia'nın desteklediği oyunlardan birisi bu. Hep altından Murat. Nvidia çıkıyor zaten. Zaten başlangıcında Nvidia Tegra falan çıkıyor. Zaten THD biliyorsun, Tegra evet. HD. Shooter ama adamı yürütmüyorsun. Adam rail shooter diyorlar. Adam kendi yürüyor ya da işte bakıyor falan, sen ateş edeceksin. Bu oyun Amiga zamanlarında oyun türü bayağı popülerdi. Değil mi? Murat işte orta çağda geçen ilginç böyle Leonardo'ya falan bağlantı. Leonardo'nun planlarını buluyorsun falan. Biraz fantastik bir hikayesi var. Premium falan değil. Oynuyorsun güzel güzel. Başlayalım mı? Başlayalım zaten. Yani oyunun içinde bir şey almak yok. Yok, şeyleri zamanla silahları falan kendin yeni silahlar elde ediyorsun. Öyle güzel. Ver parayı da bölümü geçeyim olayı yok. Ben ilerledim biraz. Üçüncü, dördüncü level bir yerden göstereceğim. Tamam. Çünkü orada daha ilk bölümde hep aynı adamlar geliyor, biraz sıkıcı. Boss fight'lar, hani bölüm sonu canavarı savaşları falan var. Sen kimsin peki? Sen bu işte ustanın çıraklarından birisin. Ateşli silah kullanıyoruz orta çağ falan ama. Silahlar biraz ama alıştığımız silahlar değil galiba. Ya bu biraz işte böyle fantazi bir oyun. Bayağı iyi hazırlanmış ama. Evet abi. Yok güzel bak, bizim adamla kız. Geçiyorum. Biraz uzun çünkü. Tamam. Bak Türkiye'ye geldik. Bak hemen pat diye başladık. Görüyorsun. Murat, soldaki şeyle ben hani nişan alıyorum. Sağdan şu şeyle, dolma tabancayla ateş ediyorum. Crossbow'um da var. Bu hareketleri, ekranın değişmesini bilgisayar yönetiyor. Şu parşömeni alabilirsem. Gördüğüm kadarıyla kaçış hareketlerini de yaptırıyor sana. Şu parşömeni almak derdindeyim ben. Ama adam beni mahvetti. Gördün mü? 5000 puan aldım. O Leonardo'nun çizimleri. Yine ateşli silaha geçeyim. Bir de şu var. Adam çok yanıma girerse Murat, şöyle bir çekiçle. Go away. Headshotlar falan tabii ona göre puan veriyor yapabildiğimiz zaman. Bak. Tipler aynı. 2-3 her bölümde bölümün canavarları var. Hep aynı adamlar geliyor. Çok kafayı takmayacaksın. Bak şu vazoları kıracaksın Murat. Çünkü bak HP geldi, hit point geldi. Birazdan değişecek tipler. Güzel, shield. Oo bak, mumyalar. Bunlar hesapta yoktu. Yine grafikleri gayet iyi abi. Tablete göre gayet iyi. Bir de Murat, şimdi şöyle. Elimizde iki tane analog kontrolü olan bir gamepad olmadığı için hem ilerleyip hem nişan almalı oyunlar biraz sıkıntılı. Burada ilerlemekle uğraşmıyorsun. Sadece tek parmağınla nişan alıyorsun ya. O yüzden bak cutscene başladı. Daha rahat oynanıyor. Bir de mesela bir gün tanıtırız, bir Frontline Komando var. O da bu şekilde bir oyun. Daha oynanabilir. Şimdi Dead Trigger falan çok daha güzel ama aynı anda iki şeyi de yapmak çok zor. İki kontrolü de vermek çok zor. Burada bir elimle, baş parmağım sol elimle yönetiyorum. Sağ elimle ateş açıyorum. Grafikler falan da iyi yani. Hep aynı adamın gelmesi birazcık gıcık bir şey ama grafikler falan gayet oynanır. Murat böyle gidiyor. Şeyler var. Dediğim gibi hani boss fight'lar var. Belli bir senaryo var. Arada işte böyle cutscene'ler oluyor. Bir şey hesapta olmayan bir şeyler meydana gelebiliyor. Farklı düşmanlar geliyor. Bomba atıyorsun falan filan. Renaissance 3D özelliklerini tabletin iyi gösteren oyunlardan birisi.
Birazcık da ok atayım. Belki daha, bak daha etkili ok bunlara karşı. Arada böyle küçük Seslendirmeler cutscene'ler. falan da güzel. Bak, değişik bir yere geçtik. Müziği falan. Bak, bak Uğraşılmış bir değişik, oyun. yine değişik adamlar başladı. Bu sefer kalkanlarını kırabiliyoruz bunların. Şurada bir ateş var. Baksana şık efektlerine abi. Demin de biraz karanlık bir yerdeydik. Şimdi daha Evet. açığa çıktık. Sandığı kırdık. Mermi aldık tüfek için. Pek cephane sorun olmuyor bu oyunda ama. Vurmamız gereken şey tam önümüzde. Bu kadar yeteneksizlik de az bulunur yani. Murat, böyle giden bir oyun. Dediğim gibi bölüm sonu canavarları falan var. İşte daha önce oynadığın bir bölümü geri dönüp tekrar daha zor seviyede oynayabiliyorsun. Bak uzaktan meşer şey atıyorlar, mızrak atıyorlar. Hop. İyi bir oyun. İyi bir oyun abi. Ta ama Tegra istiyor söyleyelim. Hani ya da en azından Sen Prime keyfini oynuyorsun. çıkartmak için Tegra istiyor. Ben Transformer Prime'le oynuyorum. Şey bir oyun. Çözünürlükleri falan yüksek. Hani pek düşük tabletlere gelecek bir oyun değil ama iyi bir tablet varsa şov yapmak için ideal. Evet. Renaissance Blood. Bir denesinler. Denesinler Bence abi. iyi bir oyun. Bir de şey değil yani. Free to play falan sıkıntısı değil. Evet. Oyun gibi oyun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bart, by receiving Aisha's help. However, the blueprint of my teacher, Da Vinci's machine, fell into Bart's hands. That year, Aisha and I traveled all over Europe. Finally, we found a clue in an abandoned training station in North Africa. Maybe Bart was trying to...